Merhaba arkadaşlar. Hepiniz satranç dersine hoş geldiniz. Bu dersimizde satranç oyununun oynandığı alanı ve bu alanın taşıdığı özellikleri inceleyeceğiz. Satranç oyununda hangi karakterler yer alıyor bunları görüp öğreneceğiz. Ve böylece satranç oyununun heyecan dolu yolculuğuna ilk adımımızı atmış olacağız. Arkadaşlar satranç oyunu e, neredeyse 4000 yıl öncesine dayanan çok ama çok eski bir oyundur. İki kişi arasında oynanır. Zihnimizi yönetmemiz gereken, geleceğe dönük doğru kararlar vermemiz gereken, sabırlı olmamız, dikkatli olmamız, doğru hesaplamalar yapmamız gereken bir oyundur ve bu oyun karşınıza gördüğünüz satranç oyun alanı üzerinde oynanır. Bu oyun alanına biz satranç tahtası diyoruz. Satranç tahtasına baktığımızda bazı karelerin açık renkte, bazı karelerin ise koyu renkte olduğunu görüyoruz biz açık renkli karelere beyaz kare, koyu renkli karelere ise siyah kare diyeceğiz. Açık renkli kare yani beyaz kareyi bakın siyah kare, beyaz kare, siyah kare, beyaz kare şeklinde bir örüntü izliyor. Bu örüntü tam 8 kare yatay yönde ve yine 8 kare dikey yönde ilerlemektedir. Bu demek oluyor ki satranç tahtası 8 çarpı 8 toplamda 64 kareden oluşmaktadır. Satranç tahtasına baktığınızda sağ alt tarafta A B C D E F G H harflerini görüyorsunuz ve yine sol tarafta 1'den 8'e kadar sayıları görüyorsunuz. E C harfi yok alt tarafta. Çünkü uluslararası olması gerektiği için İngilizce karakterlere göre e, yer almıştır bu harfler. Bu harfler ve rakamlar ne işe yarıyor? Arkadaşlar, e, karelerin ismini belirlemeye de kullanıyoruz. Bir de yatay ve dikeylere isim verirken kullanıyoruz. Örneğin bu yatayın adını söylerken birinci yatay, ikinci yatay, üçüncü yatay şeklinde söylüyoruz. İşte yedinci yatay, sekizinci yatay şeklinde de ilerliyor. Dikeylere isim verirken ise şöyle yapıyoruz. H dikeyi örnek veriyorum. D dikeyi, B dikeyi, A dikeyi şeklinde söylüyoruz. Satranç oyununda 8 yatay, 8 dikey var. Bunu görüyoruz. Satranç oyununda çaprazlar da son derece önemli. Bakın bir e, beyaz çapraz çizeceğim. Beyaz kareden başladım. Çapraz yönde beyaz, beyaz. Yönümü hiç değiştirmeden sonuna kadar gidiyorum ve upuzun bir beyaz çapraz işaretliyorum. Şimdi siyah çapraz işaretleyelim. Yine siyah kareden başlıyorum çapraz yönde yönümü hiç değiştirmeden sonuna kadar ilerliyorum. Upuzun bir siyah çapraz işaretledim. Satranç oyunu diğer birçok oyunda olduğu gibi merkez yönetiminin, orta bölgenin önemli olduğu bir oyundur. Satranç tahtasının da tam ortasında yer alan ve kırmızı renk ile işaretlediğim bu dört kareye biz merkez kareler diyoruz arkadaşlar. Evet merkez karelerin yönetimi, kontrolü satranç oyununun ...ilk amaçlarından biridir. Bunun daha detaylı e, işlenişini ilerleyen derslerde göreceğiz. Harfler ve rakamlar karelerin ismini belirl belirliyor dedik. Nasıl oluyor peki bu? Bakın yeşil renkte işaretlediğim bu karenin adını söylerken... ...önce harfe bakıyoruz D, sonra rakama bakıyoruz 4. O halde bu karenin adı D4. Sarı renkte işaretlediğim bu karenin adını e, bulurken... Önce harfe bakıyoruz F. Sonra rakama bakıyoruz 5. O halde bu karenin adı F5. Kırmızı renk ile işaretlediğim bu karenin adını ise siz söyleyin. Birçoğunuz mutlaka doğru bildi. Önce harf H. Sonra rakam 7. İşte size H7 karesi. Peki satranç oyununda hangi karakterler yer alıyor? Hemen bunları görelim arkadaşlar. İşte tüm karakterler karşınızda. Beyazların e, taşları, siyahların taşları. Bazı taşlar bazı simgelere ve bazı hayvanlara benzemekte. Örneğin köşelerde duran karakterler neye benziyor? Kalelere benziyor, kaleye benziyor. Dolayısıyla bu taşların adı kale arkadaşlar. Bakın beyaz takımda, beyazlarda iki kale, siyahlarda da aynı şekilde iki kale var. Kalelerin yanında duran karakter ise satranç oyununun en sempatik, en sevimli karakteri olan at dır arkadaşlar. Bakın beyazın atı, ikinci atı, siyahların atı ve ikinci atı. Atların yanında duran karakter ise fil arkadaşlar. Evet sevimli bir hayvan olan fil diyeceğiz. Pek file benzemiyor olsa da biz bu karaktere fil diyoruz. Beyazların fili iki tane, siyahların fili iki tane olmak üzere. Ön sırada yer alan minik karakterler ise piyonlardır. Toplamda beyazların 8 piyonu, ve toplamda siyahların 8 piyonu olduğunu görüyorsunuz. Geriye 2 karakter kaldı. Bunlardan biri vezir, diğeri ise şah. Üzerinde sat, e, kral tacı simgesi bulunan bu karakter arkadaşlar düşündüğünüz gibi kral değil. Yani şah değil. Bu kralın baş yardımcısı, satranç oyunundaki en güçlü karakter olan vezirdir arkadaşlar. Vezir, beyazların veziri bir tane... Siyahların viziri bir tane. Bir tane olmasının sebebi ise şu, güçlü bir karakterdir. Bunun neden bu kadar güçlü olduğunu ilerleyen derslerde öğreneceğiz. Geriye kalan taş olan ise, taş ise şahdır. Yani beyaz takımın lideri, beyazların lideri beyaz şah, siyahların lideri siyah şah karşınızda. Bu satranç taşları oyuna bu şekilde başlar. Satranç taşlarını dizerken ee, en çok karıştırılan iki taş vardır. O da Şah'la Vezir'in yerleridir arkadaşlar. Bununla ilgili iki türlü bir bilgi vardır. Birinci bilgi şu. Bakın beyaz Vezir beyaz karede duruyor. Yani Vezir kendi rengindeki karede duruyor. Aynı şekilde bakın siyah vezir de siyah karede duruyor. İsterseniz aklınıza bu şekilde tutabilirsiniz. İsterseniz de işte krallar kendi rengini sevmez diye söylerler. Bu aslında sadece şahla vezirin başlangıçtaki karesini yanlış yerleştirmeyin diye söylenen bir hikayedir. Yoksa böyle bir durum söz konusu değil. Şah neden kendi rengini sevmesin? Ama dilerseniz bu bilgiyi de kullanabilirsiniz. Bakın beyaz şah kendi renginin zıt rengine yerleşiyor siyah kareye. Yine siyah şah siyah kral kendi renginin zıt rengine yerleşiyor beyaz kareye. Gördüğünüz gibi satranç tatlısı ve karakterler bunlar. Satranç tahtasının doğru yerleştirilmiş olması son derece önemli. Bu da tek bir şarta bağlıdır. Sağ alt köşenin her zaman beyaz renkte beyaz kare olması gerekmektedir. Bakın beyazların sağ alt köşesi beyaz kare, yine siyahların sağ alt köşesi beyaz karedir. O halde bu satranç tahtası doğru yerleştirilmiş diyebiliriz. Satranç tahtasında ilk dört yatay arkadaşlar, ilk dört yatay, şöyle renklendireyim, İlk dört yatay, beyazların alanı olarak kabul edilir. Ee, sarı renk ile işaretlediğim geri kalan dört yatay ise haliyle siyahların bölgesi olarak kabul edilir. Dolayısıyla dördüncü ve beşinci yatayı ayıran, bakın, şey dördüncü ve 5. yatayı ayır, ayıran şu ortadaki çizgi sınır çizgisi olarak kabul edilebilir. Satranç tahtası bir açıdan da e, ikiye ayrılır. O da şudur arkadaşlar. Yine yeşil renkle işaretleyeyim. Yeşil renk ile işaretlenen ve şahları içine alan bu bölge şah kanadı olarak adlandırılır. Evet. Yeşil renkte şahın da içinde bulunduğu bu alan Şah kanadı olarak adlandırılır. E haliyle veziri içine alan ve sarı renk ile işaretlediğim bu alan ise vezir kanadı ile adlandırılır arkadaşlar. Satranç oyunu böyle heyecan dolu bir serüven. İlk dersimiz böyleydi. Umarım keyif almışsınızdır. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.